O zaman Sayın Devlet Bahçeli çıksın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni olası bir MHP koalisyonunda tanımayacağını, NATO kararlarına olası bir MHP koalisyonunda uymayacağını ve benzer şekilde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı kararlarına uymayacağını, Birleşmiş Milletler kararlarına uymayacağını, UEFA'yı, FIFA'yı, FILA'yı ve diğer uluslararası sportif organizasyonları kararlarıyla da yaptırımlarıyla da olası bir MHP koalisyonunda tanımayacağını açıklasın. Eğer samimi ise. Bu benzer şeyler Sayın Bahçeli bir hafta önce neredeydi Allah aşkına? 3 gün önce neredeydi? UEFA'nın temsilcisi İstanbul'a geldiğinde mahkemeye gidip savcıyla görüşme talebinde bulunduğunda Sayın Bahçeli neredeydi? Galiba bir hafta o da önce neredeydi? Bir ay önce neredeydi? Hayır, benim sormak istediğim şu. TFF buna uydu ve bir karar aldı. Dolayısıyla Türkiye'de futbol dünyasında, Fenerbahçe camiasında büyük bir hareketlilik yaşandı. Fenerbahçelilerin duyguları ister istemez istismar edilen, aylardır da yayınlarla, yorumlarla kışkırtılan duyguları tam manasıyla kabarmış durumda. Ve böyle bir noktada Sayın Bahçeli çıkıyor. Bir hafta önce konuşmayan, 15 gün önce konuşmayan Sayın Bahçeli, Fenerbahçe camiasının duyguları üzerinden siyaset yapmaya kalkıyor. Bunlar ayıp şeyler. Bunlar kesinlikle yanlış yaklaşımlar. Bu tavırları onaylamak, bu tavırları kabullenmek, benimsemek mümkün değil Ersoy Bey. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ya madem öyle, karar açıklanmadan önce konuşsaydı. O adamı savcılığa sokmayın deseydi mesela. İlgili Cumhuriyet Savcısına çağrıda bulunuyorum. O adamla görüşme, konuşma, ona bir açıklama yapma, ona bilgi verme filan gibi meydan okusaydı. Ama Bağda Harabül Basra. Böyle bir söz vardır hani. Basra harab olduktan sonra konuşan çok olur. Şimdi çıkmış meydan okuyor. Ve bu meydan okumaların benim nezdimde ve algı dünyamda hiçbir karşılığı yok.